Sevgili arkadaşlarım selamlar saygılar sevgiler Evet Zikri Sezgin ile matematik ekranlarında bugün Zikri hocanın sizlere ne anlatacak Şöyle bir bakalım bakalım Şimdi arkadaşlarım belirli integrale başlamıştık Belirli integralden ta ki sayfa 77'nin sonuna kadar geldik Örnek 16'da bitirmiştik bir önceki dersimizde Şimdi ne yapacağız örnek 16'dan devam edeceğiz Burada güzel güzel özelliklerimiz var Şimdi hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Dersimize başlamadan önce siz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı tabii ki de bizden esirgemiyorsunuz diyorum. Teşekkür ediyorum size. Hadi bakalım. Geldik 16. sorudayız. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir büyütelim. 16. soruda trigonometrik bir şeyler var. Hocam biz trigonometrilerin trigonometrik fonksiyonların e, integralini bilmiyoruz diyebilirsiniz. Evet. Bunları bilmek zorunda değiliz. Bunlar zaten müfredatta yok ama biz özelliklerden bunları çözebiliriz. Şimdi nasıl çözebiliriz hocam? Şöyle çözebiliriz. Sınırlarım aynıysa, birden 2'ye kadar, birden 2'ye kadar sınırlarım aynıysa içerisindeki fonksiyonlarla toplama ya da çıkarma işlemleri yapabiliyorum. Yani birden 2'ye kadar, burası sin kare x artı 2, burası da cos kare x ya. Bunları toplayabiliyorum. Bak sin kare x artı cos kare x artı 2 tane dx yazdım buraya. Biz zaten trigonometriden buranın ne olduğunu biliyoruz. Sin kare x artı cos kare x'in 1 olduğunu biliyoruz. O yüzden burası 1. 2 de yanında var. Burası 3 yaptı arkadaşlarım. 1'den 2'ye kadar 3 tane dx. E bunun integral'i nedir? 3x 1'den 2'ye kadar 3 kere 2 6 1 kere 3 3. Bu da 3 yapmış oldu. Tamam. Yani trigonometre ile alakalı herhangi bir işimiz yok. Örnek 17'deyiz. Bak örnek 17'de ne diyor bize? Bunu verdim diyor. Bunu verdim diyor. A sen eşit nedir diyor. Şimdi arkadaşlarım ilk önce siz burada bunun integralini almakla uğraşmayın. E, çünkü bu zor olur. Belki de yani bizim müfredatımızın dışındadır. Ama biz onu istemiyoruz. Biz buradaki integralin a cinsen eşit nedir diyoruz. Bu tarz şeylerde ilk önce sınırlara bak. Bak sınırlar eksi bire altı ve eksi bire altı. Yani sınırlar aynı. O zaman senin bunlarla e, toplama ve de çıkarma işlemi yapma hakkın var. Şimdi Hocam hangisini yapacağım? Bak hangisini yapacağını soru sana söyler. Mesela topladığın zaman x artı 1 bölü x artı 1. Bak ne güzel değil mi? Yani x artı 1 bölü x artı 1'den 1 geliyor. Hiç o x'lerle falan uğraşmıyoruz. O yüzden toplayacakmışım. Örneğin mesela burası x eksi 1 olsaydı. Şöyle burası da x eksi 1 olsaydı. Ver x eksi 1 bölü x eksi 1 dememiz lazımdı ki yine onlar sadeleşsin düzgün bir sayı gelsin. Tabii ki buralar x artı 1 arkadaşlarım. O zaman benim bunları toplamam lazım. Ben burada da b diyorum. Tamam mı? Şimdi x bölü x artı 1 artı 1 bölü x artı 1 dx. Yani özellikleri kullandırıyor bize. Eşittir dedim. Burası a idi. Burası b idi. Bunları topladım. a artı b yapmış oldu. Şimdi bak. Burası zaten çok güzel bir şekilde. Eksi 1'den 6'ya kadar x artı 1 bölü x artı 1'den 1 dx geldi. Şimdi 1 dx arkadaşlarım. Bu neyin integralidir? Neyin türevidir? x'in türevi dir diyorum. Eksi 1'den 6'ya kadar. Şimdi burası 6 eksi. <laughs> eksi 1 yaptı. Çok özür dilerim. Yani 7 yaptı. Şimdi bulmuş olduğumuz şey ne? A artı B 7. Adam bana B'yi istiyor. E, B eşittir arkadaşlarım. Kaçtır? 7 eksi A'dan başka bir şey değildir. Bu şekilde bir iş yapmış oluyorum. Tamam. Yani aklına özellikler gelsin. Her zaman belirsiz integralini bulacağın diye bir kaide yok. Şimdi bu ne diyor? Belirli bir aralıkta yani 3 tane 5 tane 10 tane sayı küçükten büyüğe sıralanmış. Sen diyor ki bak ben bunu şöyle yapıyorum. Önceki derste de anlattım. A, B, C diyorum. Dediği şey şu. Sen A'dan C'ye kadar integral istiyorsan diyor. A'dan C'ye kadar F'in integralini istiyorsan diyor. F D, X yazalım şuraya. Bunu diyor A'dan B'ye kadar olan kısım ile A'dan B'ye kadar olan kısım ile B'den C'ye kadar olan kısmı toplayıp. DX var şuralarda yazabilirsin diyor. İspat da burada zaten. Tamam. Anlatabildim mi? Yani bu şeyi ben çok kullanıyorum. Bu sayı doğrusu olayını çok kullanıyorum. Buradan buraya kadar A'dan C'ye kadar olan kısımla A'dan B'ye kadar olan ve B'den C'ye kadar olan kısmı topladığım zaman integrallerini onlar çıkıyor. Şimdi bunlarla alakalı güzel sorular geliyor. Şöyle bir bakalım bakalım. Şimdi ne diyor mesela? Eksi 2'den 0'a, 0'dan 1'e, 1'den 3'e. Bak şimdi. Eksi 2'yi yazdım. 0 yazdım. 1'i yazdım. 3'ü yazdım. Bak, adam buradan buraya kadar demiş. Bak burada. Burada 0'dan 1'e kadar demiş. Burada da 1'den 3'e kadar demiş. E bunların toplamını ben direkt eksi -2'den 3'e kadar olarak bulabilirim. Tabii içerisindeki fonksiyonların aynı olması lazım. Aynı olmazsa bu iş olmaz, tamam mı? Şayet eğer bunları bulmak yerine eksi -2'den 3'e kadar biz 3x kare dx'i bulabiliriz diyor. Yani 3 tane integral yapmak yerine bir tane integral yapacağız diyor. E, bu da nedir arkadaşlarım? Bu 3x karenin integrali nedir? Bildiğiniz üzere x küp. Neyin türevi 3x kare? x küpün türevi. Ya da 3 tane x küp bölü 3 yazdık. Bunlar gitti. Eksi 2'den 3'e kadar. 3 yazdım 27 eksi. Eksi 2 yazdım. Eksi 8 işlemi yaptım. 27 artı 8'den 35 yapmış oldu. Özellikleri kullanmak çok önemli. <laughs> kullanın. Hiçbir zararını görmezsiniz. Bak şimdi. Eldeki sayıları yaz arkadaşım. Bak eldeki sayıları yaz. Küçükten büyüğe doğru 0, 2 ve 5. Bak çok basit. 0'dan 2'ye kadar demiş. 2'den 5'e kadar demiş. Ve 5'ten 0'a kadar. Boş versen Biz 0'dan 5'e kadar bulalım. Onu hallederiz. Bak 0'dan 2'ye kadar olanla 2'den 5'e kadar olanı toplarsam ben 0'dan 2'ye kadar olanla 2'den 5'e kadar olanı toplarsam arkadaşlarım 0'dan 5'e kadar olanı bulacağım. İçeridekileri yazmadım. 0'dan 2'ye kadar olan 3. Artı 2'den 5'e kadar olan eksi 9. Eşittir eksi 6 yaptı 0'dan 5'e kadar olan. Ama da sonra diyor ki 5'ten 0'a kadar diyor. Sınırları yer değiştirdiğimizde ne yapmamız gerektiğini hemen hatırlatalım. Burası eksi 6 ise burası arkadaşlarım alttan başka bir şey değildir. Bak iki tane özelliği de burada kullandırmış. Şimdi geldik 20 sorumuz arkadaşlarım. 20 sorumuzda n birer bir tane tam sayı diyor. N'den n artı 1'e kadar fx dx'e 2n vermiş. Buna göre 1'den 4'e kadar diyor. İntegralinin sonucu kaçtır diyor. Şimdi e, burada n'den ne artı 1'e kadar vermiş. Vermiş vermiş de 1'den 4'e kadar ne alaka? Şimdi burada n'ye tam sayı diyor ya. n'ye teker teker değerler versek. Çünkü burası 2n ya. Buradaki sonuç belli olacak. integralin değeri. Acaba 1'den 4'e kadar ulaşabilir miyiz? Bir başlayalım bakalım. Şimdi ilk önce bir 1 verelim. Burada bir 1 var ya. 1 yazalım bakalım. 1'den 2'ye kadar arkadaşlarım benim. En yerine 1 yazdım. 2 oldu. Burası ne oldu? fx dx eşittir 1 yazdım 2 oldu. Şimdi 1'e tutturdum da 4 tutturamadım. En yerine 2 vereyim. 2'den 3'e kadar fx dx eşittir. En yerine 2 verdim. Burası 4 oldu. Sonra bir de en yerine 3 versem sanki olacak gibi bu iş. Şimdi arkadaşlar bir de en yerine 3 vereyim ben şurada. En yerine 3 vereyim. Şöyle alt tarafa yazayım e, ee, ne oldu? 3'ten 4'e kadar fx dx eşittir 6 oldu. Bak şimdi. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Ben burada 1'den 2'ye kadar olan integrali buldum. 2'den 3'e kadar olan integrali buldum. 3'ten 4'e kadar olan integrali buldum. Demek ki 1'den 4'e kadar olan integral bunların toplamıymış. Yani ben 1'den 4'e kadar fx dx yazmak istersem şu 2'nin, şu 4'ün ve şu 6'nın toplamını alacakmışım. 6, 6 da burada 12 diyebiliriz. Güzel bir soruymuş. Yani özelliği de kullandıran iyi bir soru. <laughs> Şimdi f tek fonksiyon ise eksi a'dan a'ya kadar f(x) x sıfırdır. Bunun ispatını önceki videoda yapmıştık. Burada da tekrar ispat yapayım. Biz orada alanlı bir ispat yapmıştık. Burada tek fonksiyon olduğundan f çift fonksiyon. Yani integralin içerisine yazdığın tek fonksiyonun integrali çift e, fonksiyondur deyip Burası f a eksi f eksi a f eksi a çift fonksiyon olduğu için f f a olacak f a eksi f a sıfır olacak. Yani içerisindeki fonksiyon tek ise ve sınırların simetrik ise sonucun sıfır. Tabii hocam ben bunun tek mi çift mi olduğunu nasıl anlayacağım? Polinom tipli fonksiyonsa arkadaşlarım nasıl anlayacaksın? Xlerin kuvvetlerine bakacaksın. Bütün hepsi tekse fonksiyon tektir. Değilse fonksiyon tek değildir. Ya da kural olarak f eksi x eşittir. Eksi f -x yaptırmaya başlayacaksın. Çalışacaksın. Bak <laughs> 5x küp. x yerine eksi x attım. Eksi 5x küp oldu. x yerine eksi x attım. Artı 3x oldu. Şimdi ben bunu eksi parantezine aldığım zaman 5x küp eksi 3x. Bak fonksiyonun buydu. Önüne eksi atabildi mi? Atabildi. O yüzden de bu fonksiyon tektir. Ama dedim ki polinom tipli ise derecelerin tek olması yeterli. O zaman arkadaşlarım simetrik aralıklarda bunun cevabı sıfırdır. Bazen böyle çok kıl sorular geliyor. E, bunlarla uğraşmamız gerekiyor. O zaman simetrik aralıkta tek mi çift mi olduğuna bakabiliriz. Bak şimdi ayrı ayrı yazarsam x üzeri 7 tek simetrik aralıklarda integralin değeri 0. x üzeri 5 tek simetrik aralıklarda integralin değeri 0. x küp tek simetrik aralıklarda integralin değeri 0. Ama bak burada ne kaldı arkadaşlarım? En son bunlar 0, 0, 0 oldu ya. En son ne kaldı biliyor musunuz? Eksi. Eksi 3'ten 2'ye 2dx. Iki bak sabit polinomlar çifttir arkadaşlarım. 0 hariç 0 hem tek hem de çift e hükmünde. Yani iki polinomu çifttir. O yüzden de eksi dedim. Açtım parantez. Bu 2x'tir. İntegrali eksi 3'ten 2'ye kadar. Eksi. Bak bu eksi buradaki eksi. Sorudaki eksi. 2 yazdım arkadaşlarım. 4. Eksi. Eksi 3 yazdım. Eksi 6. Ne oldu burası? Şurası 10 oldu. Eksi ile beraber burası da eksi 10 olmuş oldu. Örnek 22'de eksi 12 mi? Eksi 12 nereden geldi ya? Şöyle bir bakalım. Eksi, eksi 3'müş bu ya. Benim var ya bu sayılarla bir işim var ha. Şurası 3. Şurası 6. Tamam. Eksi 12. Ya 2'yi 3 görüyorum. 3'ü 2 görüyorum. Ben anlamadım. Örnek 23'teyiz. Tek fonksiyon. Eksi 3'ten 0'a bu olduğuna göre bir şeyler diyor. Bak şurayı bir parçalamam gerektiğini anladım. Değil mi bak? Sıfırdan 3'e kadar 1 dx artı sıfırdan 3'e kadar fx dx. Ben bunları genellikle parçalıyorum. Tamam mı? Şimdi arkadaşlarım benim. şöyle bir mantık yürütelim. Şimdi burası eksi 3. Burası 0. Burası 3. Eksi yani 3'ten 0'a kadar 6'ymış. E, 0'dan 3'e kadar da kaç olması lazım? Eksi 6 olması lazım. Çünkü niye? Eksi 3'ten 3'e kadar olan integral tek fonksiyon olduğu için 0 olacak ya. Yani 0'dan 3'e kadar olan eksi 6 olması lazım. Bak şuranın eksi 6 olması lazım. Şuranın eksi 6 olması lazım. Mantanlık mı? Ya da şöyle diyebilirsin. Eksi 3'ten 3'e kadar fx dx eşittir 0 olacak. E bu eksi 3'ten 0'a kadar fx dx artı sıfırdan 3'e kadar fx dx olarak yazılıyor. E burası kaç? Burası 6 burada veriliyor. O zaman burası da eksi 6. Şimdi o zaman bizim şuna ihtiyacımız var. x sıfırdan 3'e kadar 3 yazdım 3 0 yazdım 0 3 neresi burası 3 eksi 6 da burada bu integralin değeri eksi 3 imiş gibi bir anlatım nasıl olur İyi olur mu çift fonksiyonların integralleri bunları alan e, bağıntısıyla ispatını yapmıştım. Ne diyordu arkadaşlarım çift fonksiyonsa simetrik aralıklarda eksi a sıfır a. Eksi a'dan sıfıra kadar olan kısım sıfırdan a'ya kadar olan kısımla aynı. Tamam mı? O zaman sen eksi a'dan a'ya kadar olan kısmı eksi a'dan a'ya kadar olan kısmı arıyorsan iki tane eksi a'dan sıfıra kadar olan kısmı bulabilirsin ya da iki tane sıfırdan a'ya kadar olan kısmı bulabilirsin. Çift fonksiyonlarda bu var. Çünkü çift fonksiyonlar y eksenine göre simetrik olduğu için alan bağıntısını yaptığımız zaman daha rahat anlayacağız. Şu an bazı şeyler havada kalıyor olabilir. Bak şimdi çift fonksiyon diyor demiyor aslında ama teorik olarak söylüyor sana. f x eşittir f -x olmak üzere diyor. Yani bu bunun çift fonksiyonu olduğunu anlatıyor. Ya da fonksiyon y eksenine göre simetrikse bunun çift fonksiyon olduğunu anlatıyor. Ya da fonksiyon orijine göre simetrikse bunun da tek fonksiyon olduğunu anlatıyor. Yani o anahtar bilgiler, anahtar kelimeler iş yapar. Tamam. Şimdi biz ne aradığımıza bakalım. Eksi 2'den 2'ye kadar fx dx artı eksi 2'den 2'ye kadar 5 dx. 5 dx hesaplamak basit arkadaşlarım. Eksi 2'den 2'ye kadar 5 dx. 5x derim. Eksi 2'den 2'ye derim. 2 yazarım 10. Eksi. Eksi 2 yazarım. Eksi 10'dan burası 20 yapar. Yani şurası 20. Mesele burası. Bak şimdi adam diyor ki sana çift fonksiyonsa ha bir de simetrik aralıklardaysa eksi 2 0 2 ben sana diyor ki 0'dan 2'ye kadar olan kısmı verdim diyor 4 diyor integralin değeri tabii ki de e, bize çift fonksiyondan eksi 2'den 0'a kadar olan kısmına da 4 diyeceğiz e, o zaman eksi 2'den 2'ye kadar olan kısmı arkadaşlarım 4 bu da 4 bu da 8 integralin değerleri toplamı bak bunlara yanlış anlaşılmasın aradaki mesafe falan değil integralin değerleri toplamı yani yazmıyorum öyle gösteriyorum ben Anlaştık mı? 79 geldik 80'e. Ne diyor 80 sana? 80 sana ne diyor? Sen diyor allem ettin, kallem ettin diyor. Burada diyor belirli integrali aldın diyor. Sonra gittin diyor bunun türevini aldın diyor. Ya belirli integralin zaten sonucu sayı. Herhangi burası bir reel sayı. Sen sayının türevini alırsan tabii ki de burası sıfırdır diyor. Tamam. Yani buna dikkat et demek istiyor. İşte burada değişken değiştirme yaptın. işte ne bileyim Karelerini aldın, küplerini aldın, bir arttırdın, azalttın, bir şeyler yaptın. Burası geldi sana sayı. Nasıl saç baş olarsın? Türevini aldın arkadaşlarım sıfır. Yani direkt böyle bir soru e, yem olarak atmazlar da e, ne yaparlar? E, doğru mu yanlış mı diye belki karşınıza çıkabilir. Şimdi burada kaldım. Burada kaldım arkadaşlarım. Bakalım ne kadar olmuş. 15 dakika olmuş ama burada kaldım. Çünkü <laughs> bunu yeni bir derste yapmamız lazım. Belirli integrale değişken değiştirme yöntemini yeni bir derste yapmamız lazım. Kolay, güzel, tatlı bir e, konu ama yeni derste buna başlayacağız. Anlaştık mı? Şöyle gelelim isterseniz karşınıza. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Bu dersi bu kadar da. kısacık bir ders oldu ama olsun. Hemen arka arkaya peş peşe izlediğin zaman diğer videoya geçebilirsin. Kendine iyi bak diyorum. Allah'a emanet ol. Her şey ama her şey gönlünce olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakal.